Değil mi? Çok ya. Ben bayılıyorum sesine. Çok biz Tuğçe'yi nice. çok fazla konuk ettiğimiz için Tuğçe'yi evet, ben daha yakından evet, tanıyorum. Evet. Siz tanışıyor muydunuz? Yani Instagram'dan tanışıyorduk. Öyle çok bir muhabbetimiz yok ama ben sesine aşığım. Teşekkür ederim. Böyle resmen babasının tınısı. Ay Haydar dayım izliyordur inşallah. Küçük bir teybi vardı, en küçük dayım. Böyle Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'ın resimleri teybin içine sokmuştu. Vay be. İlk gittiğim, ben tabii çok küçüğüm. Ferdi Tayfur'un şey filmine götürmüştü beni. O ağlıyordu, ben de ağlıyordum. Dayım ya. Ay. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Anne baba nasıl? İyiler, çok şükür. Biz Ferdi abi çok merak ediyoruz. Uzun zamandır ekranlarda. Babam Marmaris'te. Şu an iyi değil mi? Sağlık durumu çok şükür. İyi, çok şükür. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bizden de selamlar olsun. Eğer bizi izliyorsa ellerinden öpüyoruz. İzliyor. Annem de izliyor. Efe de izliyor. Aa, Necla abla da izliyor mu? İzliyor. Efe de mi izliyor? Kaç yaşında şimdiki? 4 oldu. Ay maşallah be. Online devam ediyor tabii eğitim mi? Okula falan, anaokulu. Hiçbir şeye göndermiyorum. Gitmiyor çünkü. Dedim. Sadece koltuktan koltuğa atlayan bir çocuk geldi. Onun da var mı yeteneği böyle müziğe falan? Var ama o daha çok böyle çok güzel fotoğraf çekiyor. 4 yaşında? Evet. Telefonu alıyor böyle kendini şekilden şekle sokarak fotoğraf çekiyor. Necla Nazır'ı lütfen ekrana tam verebilir mi? Böyle bir güzellik olabilir mi ya? Ben de şöyle çekeyim. Allah'ım bütün böyle... Ha vallahi fotoğrafı görünce böyle bütün gençliğim, çocuk her şeyim aklıma geliyor. Bizden selamlar olsun Necla ablaya da. Büyük da çok öpüyoruz. Için ya. Çok. Annem benim evet. Necla Nazır olsa herhalde Allah. Şimdi ben de Türkçeden, öyleyim inan. Türkçeden canlı Ferdi Tayfur şarkıları okuyacaksın değil mi bize? Evet, hem babamdan okuyacağım hem İbrahim abiden okuyacağım. O zaman bir müzik ziyafeti bizleri bekliyor arkadaşlar. Ekranlarınızın başına ayrılmayın. Önce bir Tuğçe ile yaptığımız röportajı bir girelim. Ondan sonra canlı müzikle devam edeceğiz. Hadi bakalım. Arabesk'in duayen ismi Ferdi Tayfur ve Yeşilçam yıldızı Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'la Çok Özel. Annem caz dinliyor, evet. Caz rock dinlerse en büyük hayranlarından biridir Teoman'ın annem. Belki ondan da almış olabilirim, biliyor musun, o rock olayını. Özüme döndüm, dedim ki ben arabeskten başka bir şey yapamam. Tuğçe Tayfur. Babası Ferdi Tayfur, annesi Necla Nazır olunca insan hayatı 1-0 önde başlıyor. Aslında herkes 1-0 önde olduğumu düşünüyor ama aslında ben 1-0 geride başlıyorum. Çünkü onların yapmış olduğu, kurmuş olduğu bir düzen var ve kurmuş olduğu kitle var. Doğal olarak her yaptığım işte iyi olmam gerekiyor. Çok şükür babamın hayranları da, annemin hayranları da, kendi hayranlarım da. Hiçbir zaman beni yüzüstü bırakmadılar, her zaman arkamda oldular, desteklediler. Zaten bu zamana kadar bu sektörde kalabilmemin tek sebebi onlar. Onun dışında çoktan bırakmıştım yani. Ama o babasının müzikal mirasını kullanmadı. Arabesk'in Ferdi babasının kızı Tuğçe Tayfur bir rockçı olarak adım attı sahnelere. O zaman hemen 2010'a gidelim. Bir de o dönemler senin bir grubun vardı. Normalde rock müzik yapan bir gruptu bu. Yıllar sonra karşına çıktı değil mi bu? Aynen, evet. Ya öyle olması gerekiyordu o dönem. Öyle oldu. Ama güzeldi de. İyi bir tecrübeydi benim için. Ondan sonra ama özüme döndüm. Dedim ki ben arabeskten başka bir şey yapamam. Sonrasında özüne döndü. Babası Ferdi Tayfur'la düet yaptı. Babamın şarkıları albümünü yaptığımdan beri ikincisini istiyorlar, üçüncüsünü istiyorlar ama ben de beste yapıyorum, ben de söz yazıyorum, müzik yapıyorum. Babamda da bir sürü şarkım vardır yani. Böyle her şeyin tadında olması en güzeli bana göre ama sahnelerimde zaten onun eserlerini seslendiriyorum. Büyüklerimizin eserlerini seslendiriyorum. Çünkü zaten şarkı yok yani artık. Yeni nesilden çok fazla şarkı çıkmıyor. Müziğin içinde büyüdü Tuğçe Tayfur. Haliyle eski ve yeni şarkıların arasındaki farkı iyi biliyor. Eskiden yapılan şarkılar, şimdi hala biz onları dinliyoruz ve inanın coverlanıyor. Benim çocuğum da onu dinleyecek, onun çocuğu da. Bu artık uzay çağına da gelsek bence onlar böyle kalıplaşmış şarkılar olarak kalacaklar. Ama bizim dönemimizdeki şarkılar ne kadar patlamış şarkı olsa da en fazla bir ay dinleniyor. Bir ay sonra o şarkı unutuluyor, başka bir şarkı çıkıyor. Çabuk tüketiyoruz çünkü her şeyi. Sevilen şarkıcı 2012 yılında hayatını Taner Şafak'la birleştirdi. Taner Efe adında bir oğlu var. 10 sene nasıl geçti senin için? Çok güzel geçti. Anne oldum. En güzel o. Onun dışında iyi, her şey yolunda. Bir şey vardır ya, annelerin kurduğu anne olunca anlarsın durumu. Ya yani her kadının tatması gereken bir duygu bana göre. Röportajı yaptığımız Emirgan semtinin de Tuğçe Tayfur'un hayatında çok önemli bir yeri var. Ben Emirgan'da oturuyorum, evet. Doğma büyüme mi? Doğma büyüme, aynen. Yani 32 yıldır buradan çıkmadım. Aynı evde doğdum, aynı evde büyüdüm. Çocuğum da aynı evde.
Benim odamı kullanıyor. Emirgen'in en büyük sendeki hatırası. Şurada ileride bir çeşme var. Çay ocağı gibi bir şey vardı. Annemle babam beni hep oraya, Ahmet Selçuk İlkan, onun çocukları hep dondurma yemeye getirirlerdi. Yeşilçam Yıldız'ı annesi Necla Nazır'la ilgili hiç bilinmeyen bir özelliğini anlatıyor Tuğçe Tayfur. Necla Nazır meğer Teoman hayranıymış. Annem caz dinliyor, evet. Caz rock dinlerse en büyük hayranlarından biridir Teoman'ın annem. Tabii. Necla Hanım da yeni bir özelliğini öğrendik şu anda. Tabii tabii, çok sever. Belki ondan da almış olabilirim, biliyor musun o rock olayını? Ama yok. Peki Ferdi abi ne demişti o dönemde? Ben baba rock grubu kuruyorum. Ben müzik yapıyorum dediğimde zaten karşı çıkmıştı. Ama en sıcak baktığı müzik türü rock olduğu için onu seçmiştim. Yani sırf tabii yapabilmek için bu işi. Çocukken anne babasının bir filmini izlemiş Tuğçe Tayfur. İki gözü iki çeşme ağladığı bu filmden çok etkilenmiş. Bugün bile bir daha dramatik film izleyemiyor. Onu ben ilk annemle babamın filminde yaşadım. Çeşme filminde. Hayatımda çok büyük bir travması var o filmin bende. Mesela? Anlasana. Çok küçüktüm ve yani babamın o kadar dayak yemesi ve... Yani annemin ölmesi falan hiç güzel değildi. Yani gerçekten... Kaç? Yani 7 yaşındayım, 6,5, 7 yaşındayım ve hüngür hüngür ağlıyor. Annem öldü diye ağlıyorum. Yani annem yanımda bana bakıyor. Kızım ben anneyim ama sen oradasın falan diye böyle. Ondan sonra Çin'e annemin filmini izledim bir daha. Anne babamın filmini, bir tek annemin romantik komedi filmlerini izlemişimdir. Onun dışında hiçbir dram filmini bana kimse şu yaşımdayım hala izletemez yani. İzlemedim. Hala şey izlesen ağlar mısın? Aa, komalık olurum. Tuğçe Tayfur çok pot kırdığını söylüyor ve bakın kendisini nasıl tanımlıyor. Ben kötü özelliğimi söyleyeyim. Söyle. Düşünmeden konuşurum. Hiç öyle gözükmüyorsun. Hiç öyle bir şey yok yani. Cümleler böyle şey düşünerek çıkıyor şu an. Yok yok, hiç düşünmeden konuşurum. Yani hatta babamın en büyük lafı da bana şudur. Konuşmadan önce 3 saniye düşün. Herkese bayramda herkes elini öper. Aa işte canım kızım, canım oğlum falan der. Bana gel. 3 saniye düşün. Konuşmadan önce 3 saniye düşüneceksin. O peki. Kadar pimi çekip bomba mısın? Tabiri caizse. Biraz. Peki bu anlamda patlamalar aynı var benim mı? Evet, o patlamalar bende oluyor. Tuğçe Tayfur müziği bırakabileceğinin sinyalini veriyor. Seviyorum bu işi yapmayı ama bazen tabii düşünüyorum artık yavaş yavaş böyle başka şeyler yapsam mı diye. Öyle düşünüp sonra dinleyicilerimi düşünüp ya... Acaba mı? Böyle hep böyle bir ikilemde kalıyorum. Ama büyük ihtimalle başka bir sektöre de geçebilirim Eren. Ama yine bir süre bırakmam yine sahneleri ama yavaş yavaş elimi eteğimi çekmeyi düşünüyorum. Bir single çalışmam var. Söz müzik bana ait. Mert Aydın yaptı aranjörlüğünü. Polat Tiyacı ile çalışıyoruz ama bakalım yani. Çıkartabilirim. Her şey olabilir mi? Çıkartabilirim, çıkartmayabilirim. Her şeyi yapabilirim şu an. Güzel şarkıcı sevenlerini üzecek bu açıklamayla ilgili bakalım stüdyoda ne yorum yapacak? Her şeyi yapabilirim şu an. Ama şu an ne yapacağını biliyoruz. Şu an şarkı, söyleyeceğim. O pandemi öyle bir geliyor geçiyor da onu unut sen. Bırakmayın. Öyle mi diyorsun? Sakın, sakın. Ne yapacaksın? Hatıran yeter mi? Hatıran yeter. Allah, dünya şarkısı.